Merhaba arkadaşlar. AutoCAD ile birlikte öğrendiğimiz kısımları pekiştirmek amacıyla örnek uygulamalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu örnek uygulamaların amacı komutları gördükten hemen sonra birkaç uygulama yapalım ki hem nasıl çizimler yapıyoruz, bunun mantığını oturtalım hem de çizimlerimizi hızlandıralım arkadaşlar. O yüzden bu çizimleri yapıyoruz. Sizlerin de yararını olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir parçamız var, çizimimiz var. Yine herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Bakın açılar verilmemiş. Çizgi uzunluklarının ise yatayda uzunlukları verilmiş. Şurayı bir bütün olarak çizebiliriz. Bakın tam ortadan çıkıyor. Her iki taraf 130 mm. 40 mm'lik bir çizgi çizip buraları line komutuyla birleştirip arkadaşlar o e, tekli çizgiyi sonradan e, silerek işlemimizi tamamlayabiliriz arkadaşlar. İsterseniz AutoCAD ile birlikte çizimimize başlayalım. Evet arkadaşlar AutoCAD ile birlikte çizimimize başlıyoruz. Polyline'ı aktif ediyorum arkadaşlar. Enter'a bastım. İlk olarak şuradan da ortamı açıyorum bakın. Şu kısımda arkadaşlar yakalama komutlarımız vardı. Bunların da hepsi aktif gördüğünüz üzere. 210 mm uzunluğunda bir çizgi çiziyorum. Daha sonra 50 mm yukarı çıkıyorum. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Daha sonra 50 mm'de bu tarafa doğru gidiyorum. Şu şekilde ve 150 milimetre de yukarı doğru gidiyorum arkadaşlar. 150 milimetre olarak gittim. Ve burayı bir bütün çizgi olarak oluşturacağım arkadaşlar. Yani toplamda e, bu kısmı 130-130 düşündüğünüzde ne kadar? 260 milimetre bu tarafa geliyorum bakın. 40 milimetre yukarı çıkmıyorum yani. 260 geldim. Enter'a bastım. Sağ tıklıyorum arkadaşlar. Close diyorum. İşlemi tamamlıyorum. Şimdi şuradaki açılar vesaireler verilmediği için 40 mm yükseklikte tam ortadan bir çizgi çizeceğim. Bunun için line komutunu alıyorum bakın. Tam ortasını tuttuğumda midpoint bir üçgen sembolü çıkıyor. Buraya tıklayıp Dikeyde yukarıya doğru 40 mm çıkıyorum. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Daha sonra ESC basıyorum. Herhangi bir komutum şu an aktif değil. Tekrar L Enter diyorum bakın. Line komutunu alıyorum bu kez. Yani bir kısmını polyline bir kısmını line ile oluşturuyorum. Köşeden geliyorum. Buradan ortayı kapatabilirsiniz. Şuradaki çizgimin uç kısmına daha sonra bu kısmına ne yapıyorum arkadaşlar? Çizimimi tamamlıyorum. ESC'ye bastım. Şu çizgimi artık seçiyorum. Siliyorum arkadaşlar. Delete ederek. Şu çizgimi bunu tamamıyla bakın tutup silemiyoruz. Şöyle bir işlem yapabiliriz bu noktada. Burada bizim trim komutumuz var. Bakın trim komutuna tıkladım. Şu çizgiyi ne yapıyorum buradan trimliyorum. Siliyorum. ESC'ye basıyorum. Şu an herhangi bir e, şey aktif değil. çizim mi bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bakın burada bunlar var. Bu şekilde e, şu e, alt kısımda birleşik değil. Bunları birleştirmek için ileride join komutlarını vesaireleri göreceğiz zaten. Hepsini seçtim arkadaşlar. J enter diyorum. Bakın J'ye bastım. Join çıktı. Enter'a bastım arkadaşlar arkadaşlar artık bunu da yekpare bir polyline haline getirmiş olduk arkadaşlar. Evet çizgi komutlarıyla birlikte bu örnek uygulamamızı da sizlerle birlikte tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.